Sinema eğitimi alan öğrencilere ilk gösterilen filmlerden biri kuşkusuz Citizen Kane, Yurttaş Kane'dir. 1941 yapımı Citizen Kane, Orson Welles'in ilk uzun metrajlı filmi. Pek çok eleştirmen tarafından sinema tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Bu filmin başlangıç macerasını öğrenmek isteyenler, yönetmenliğini David Fincher'ın yaptığı 2020 yapımı Mank'i mutlaka izlemeli. Orson Welles, 1915-1985 yılları arasında yaşamış Amerikalı oyuncu, yönetmen, yazar ve yapımcıdır. Tiyatro, televizyon ve radyo alanlarında yarattığı eserlerle 20. yüzyıla damgasını vuran önemli bir sanatçı. Kıymeti geç fark edilenlerden. Citizen Kane, Orson Welles'in tartışmasız en önemli eseri. Bu film sinema olgusunu toptan etkilemiş, hatta sinemaya yeni bir boyut getirdiği kesin. Sinemaya montaj, çekimlerde deep focus tekniği ve makyajda yenilikçi anlayışlar kazandırmış, devrim yapmış bir film. Citizen Kane. Tabii Orson Welles, Hollywood sinemasını toptan değiştirmesine rağmen muhalif bir yönetmendi. Üst düzey entelektüel bir yönetmenin o dönemlerde buralarda barınması çok mümkün olamadı. 1940-50'li yıllarda solcu sanatçılara uygulanan baskı ve yıldırma politikalarından nasibini alanlardan. Çok fazla filmi yok. Daha doğrusu ona çok fazla film çektirmediler. Bugün size Citizen Kane'den değil, 1958 yapımı Touch of Evil'dan bahsetmek istiyorum. Başrollerinde Charlton Heston, Orson Welles ve Janet Leigh'in yer aldığı, Orson Welles'in sinemanın teknik sınırlarını zorlayarak çektiği ve ustalığını sergilediği Touch of Evil, 4 dakikalık tek plan açılış sekansıyla sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biriyle başlar. Orson Welles'in film noir türünün olağanüstü bir örneği olan bu film, daha ilk dakikasından itibaren türün tüm tipik ikonografilerini ustaca kullanır. Kötücül tarafın gölge figürü üzerinden anlatıldığı bu film, noir özelliğine Touch of Evil'ın ilk saniyelerinde rastlarız. Tıpkı adı gibi kötülüğün dokunuşu gri duvarda dev bir gölge olarak belirir. Karanlıkta yürüyen gölgelere saatli bombanın sesi ve film dünyasına ait olmayan Latin ezgileri eşlik eder. Touch of Evil'ın uzun plan açılış sekansı ve bu sahnede Orson Welles'in kamera kullanımı çekildiği dönemin çok ilerisinde. Yenilikçi bir teknik yaklaşıma sahip. Welles bu açılış sahnesi ile kendisinden sonra gelen birçok sinemacıya ilham kaynağı olmuş. Döneminin ötesinde bir teknik plan ile açılan sahne aynı zamanda 4 dakika içerisinde birçok film noir ikonlarını içinde barındırır. Kara filmlerin vazgeçilmezi, tutkulu hırçın, esrarengiz ve gizemli kadın Femme Fatale figürüyle karşılaşacağımıza daha ilk sahnede duyduğumuz kahkaha seslerinden hissederiz. Ha patladı, ha patlayacak dediğimiz bomba bize tüm film noir gizemini yaşatır. Karanlık sokaklarda ortaya çıkan kötüler ve karanlığı aydınlatmak isteyen kahraman dedektifimiz ile de ünlü açılış sahnemizde tanışırız. Film noirlerde hikaye genelde bir suç, çoğu zaman cinayet içerir ve kahraman genellikle bir dedektif, polis memuru ya da olayı çözmeye çalışan bir bireydir. Touch of Evil'da türünün bu özelliğini ilk açılış sahnesinde göstermekten geri kalmaz. Film bir arabanın patlaması sonucu ölen bir çift ve bu olayın polis müfettişi Miguel Vargas'ın ilgisini çekmesiyle açılır. Vargas, şüpheliler hakkında sahte kanıtlar oluşturan ahlaksız polis memuru Hank Quinden'ı suçüstü yakalar ve filmin geri kalanında türlü mücadelelerle Quinden'ın bir sahtekar olduğunu kanıtlamaya çalışır. Touch of Evil'ı film noir olarak tanımlayan özelliklerden biri de filmdeki ışık kullanımıdır. Sonuçta film noir adı filmlerde oldukça az ışık kullanılmasından gelir ve Touch of Evil'da bu konuda istisna değildir.
az ışık kullanımına açılış sahnemizden itibaren dramatik etki yaratmak için sık sık rastlarız. Filmde asıl kötülerin gerçekleştiği sahnelerde ışık tıpkı ilk sahnede izlediğimiz bomba yerleştirme sahnesi gibi daha karanlık ve belirsizdir. Filmin o kadar büyük bir kısmı gecede geçmektedir ki Orson Welles gece çekimi için geceyi bekleme tekniğini uygulayarak çekimleri gece yapmıştır. Sinema tarihinin en iyi açılış sahnesi olarak kabul edilen bu sahnenin çekimleri de gümrük memurunun repliklerini hatırlayamamasından dolayı tüm gece sürerek sabahın ilk ışıklarına kadar devam etmiş. Başta da söylediğimiz gibi Orson Welles muhalif bir yönetmendi. Filmdeki şerif imajı oldukça ilginç. Daha doğrusu işe yaramaz bir sahtekar olarak resmedilmiş. Aşırı kilolu, sürekli içki içen, olur olmaz konuşan, şarlatan bir karakter. Ve filmin sonunda yerlerde yuvarlanma sahnesi oldukça komik. Orson Welles'in Amerikan statikosunu yerden yere vurduğu, dalga geçtiği bir sahne. 1958 yapımı Touch of Evil harika bir film. Mutlaka izleyin.